Bu videoyu çok türbülanslı bir uçuşta yazmaya karar verdim. O yüzden bu videoda anlatacaklarım uçakta yaşadığım görüşlerimi de içerecek. O zaman başlıyoruz. Çok türbülanslı bir uçuştu. O yüzden bu videomun konusu uçuş korkusu üzerine olacak. Eminim anlatacaklarım bazılarınıza yardımcı olacaktır. İstanbul'dan çok güzel bir havada kalkmıştık ve yaklaşık 4 saat sonra hiç bitmeyen bir türbülansa girdik. Uçakta benden başka 5 tane daha pilot vardı. Bu arada ben de ilk zamanlarda uçaktan pek hoşlanmayan biriydim ve açıkçası benim korkularımı pilotların rahatlığı geçirmişti. Hatta bir pilotun şu sözünü hiç unutmam. Biraz sallasa da uyusam. Bu söz benim için bir dönüm noktasıydı. Çünkü ben de o zamana kadar uçak sallanmaya başladığında dua etmeye başlardım. Bu arada pilotlar uzun uçuşlarda sırayla dinlenirler. O uçuşlarda ekstra pilot ekibe dahil edilir. Şimdi uçuş korkumuzu geçireceğiz diye de daha da körüklemeyelim. Konumuza dönelim. Uçak öyle bir sallanmaya başladı ki ayakta durmak imkansız. Sanki arazide spor araba kullanıyorsunuz. Ama o sırada bütün pilotlar çok sakindi. Kimi uyuyor, kimi müzik dinliyor, kimi yemek yiyor. Açıkçası bu kadar kuvvetli bir sarsıntıda bu kadar rahat olduklarını ben de bilmiyordum. Tabii bu onlar için çok olağan bir durum olduğundan kimsenin umurunda değil. Onların bu rahatlığını görünce ister istemez siz de rahat ediyorsunuz. Bu videoyu çekmeden uçaktan gerçekten korkan bir arkadaşımla konuştum. Ve neden korktuğunu sordum. Havada olma duygusu dedi. Bu da dolaylı olarak havadaki bir uçağın düşme ihtimalini düşünmeye çıkıyor. Şuna emin olun, uçaklar düşmek için tasarlanmamışlar. Şu zamanda biraz klişe olacak ama bir uçağın düşme riski size yolda araba çarpmasından daha az. Evet, kabul edelim. Uçaklar çok sallanıyor ama uçaklar bu tip sarsıntıları kaldıracak şekilde tasarlanıyor. Ve bir sürü testten geçiyorlar. Biliyorsunuz uçaklar uçtukları ortam şartlarından veya basınçlamadan dolayı yüklere maruz kalıyorlar. Bunlar çekme, sıkıştırma, burulma, eğilme ve kesilme olarak tarif edilir. İşte uçakların tasarımı tam olarak bu kuvvetlere karşı koyacak şekilde yapılır. Ayrıca bir sıra testten geçerek bütün limitleri zorlanır. Burada birkaç tanesine değinelim. Yolcu uçaklarının kanatlarına aşırı ağırlık uygulanarak neredeyse 90 dereceye kadar eğip daha sonra kırılma noktasını bulmak için fazla ağırlık birden kaldırılarak kanatlar serbest bırakılır. Havacılıkla ilgilenenler bilir. 2009'da bir Airbus A320 uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nde Hudson Nehri'ne bir acil iniş yapmak zorunda kaldı. Bunun sebebi ise uçağın kas sürüsüne girmesiydi. Bu durumda şu şekilde test ediliyor. Çalışan bir motora veya kokpit camına basınçlı havayla ölü tavuk fırlatılıyor ve dayanımları ölçülüyor. Ya da motora patlayıcı yerleştirip patlaması bile simüle ediliyor. Yıldırım testleri, yoğun yağış, buzlu pistte durma, demir kuş gibi daha birçok test yapılıyor. Tüm bu testlerden geçen uçak onayını alıyor ve uçuş hayatına başlıyor. Tabii insanın aklına teknik detaylar pek gelmiyor. Yani ya iniş takımı açılmazsa diye korkmuyorsunuz. Genelde insanları türbülanslar korkutuyor. Ama şunu düşünün, her gün binlerce uçuş yapılıyor ve bu uçuşların %99.9'u sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor. Uçuşa başlamadan önce zaten bütün sarsıntılar kaptanlara bildiriliyor. Sürekli hava durumu bilgisi de ayrıyetten gönderiliyor. Bunlar dışında uçağın weather radar denilen bir aleti var ve bu alet sayesinde havadaki türbülansların nerede, ne kadar bir şiddette, ne kadar bir büyüklükte olduğu belli oluyor. Kaptana da kalan bu türbülanslı bölgenin etrafından dolaşmak oluyor. Bu arada iniş takımları açılmazsa kendi aralıklarıyla da manuel olarak açılıyor. Buna da ayrı bir videoda değiniriz. Oldu da işler ters gitti. Merak etmeyin, zaten bir uçak uçuşa başladı diye illa o uçuşu bitirmek zorunda değil. Geri dönebilir veya başka bir meydana inebilir. Şimdi uçuşta başınıza neler gelebilir? Türbülansı zaten anlattım. Motora kuş girse tek motorla uçabilir. Hatta ikisine de girse süzülerek inebilir. Az önce bahsettiğim kazada uçak denize inmişti. Yani bu uçaklar denize bile inebiliyor. Yıldırım çarpabilir.
Ama her gün yüzlerce uçağa yıldırım çarpıyor ve hiçbirinde bir şey olmuyor. Hasta olursanız en yakın meydana acil iniş yapılır. Yakıt bitti diyelim. Zaten kaptanla gerekli aksiyon alır ve en yakın meydana divert eder. Arızaları da önceki videoda anlattım. Hadi diyelim kalp krizi geçirdiniz. Uçakta defibrilatör bile var. Hani şu elektrik şoku veren alet var ya. İşte o. Veya doğum yapmak üzeresiniz. Olabilir. Kabin ekiplerinin ilk yardım eğitimleri var. Belki duymuşsunuzdur ama bu zamana kadar uçaklarda doğumlar gerçekleşti. Yine detaya girmeden bir konudan bahsedeyim. Zaten buna kesin bir video yaparım. Uçakların rotaları çizilirken bu gibi durumlarla karşılaşmamanız için acil iniş yapabileceği meydanlar ayarlanır. Bunu öyle bir ayarlarlar ki tek motoru kaybetseniz bile 180 dakika içerisinde güvenli bir iniş yapabilirsiniz. Çoğu zaman uçuş sürenizin 180 dakikadan az olduğunu düşünürseniz bu süre çok iyi bir süredir. Hadi önümüzdeki videoda iki motoru birden giderse ne olur? Onu anlatayım, içiniz iyice rahat etsin. Çünkü iki motor da gitse uçak yine bir şekilde inebiliyor. Tabi bayağı heyecanlı olacağı kesin. Peki pilotaj hatası hiç mi olmuyor? Yine belirteyim, Airbus uçakları için konuşuyorum. Ama eminim Boeing için de benzer sistemler vardır. Ama benim uzmanlığım Airbus uçakları üzerine olduğu için Airbus üzerinden anlatacağım. Şimdi Airbus uçaklarında pilot hatalarının önlenmesi için sistemler koyulmuş. Alpha Protection, Alpha Floor, Bank Angle gibi bu saydıklarım ve daha birçok koruma kaptanların verebileceği yanlış kararları sınırlar. Yani çok fazla burun aşağı veya düşük hız gibi. Mesela pilot kendi kararında ısrarcıysa ne kadar kumanda verirse versen uçak kendini düzeltmeye çalışır. Hatta uçağın kendi sistemleri bile kendi aralarında birbirine güvenmez ve doğrulama ister. Mesela yangın algılama sistemleri bir yangın durumunda yangın var değil mi diye birbiriyle konuşur. İkisinin de yangın ikazı verebilmesi için hemfikir olması gerekiyor. Konuyu dağıtmadan toparlayayım. Bir de teknik açıdan neler oluyor ona da bakalım. Mesela ben bir motorda çalıştıysam diğer motorda çalışmam güvenlik açısından yasak. Çünkü bir motorda çalıştıysam ve orada hata yaptıysam diğer motorda da aynı hatayı yapma ihtimalim var. Ve bunu gözeten bir sistem var. Tabii bu arada bir arada bakımları anlatmam gerekiyor. Ona da ayrı bir video çekeriz. Konular böyle peş peşe geliyor artık ama bir şekilde devam edeceğiz. En azından videolarımızın sürekliliği olacak. Şimdi bana içinizden he bu uçaklar hiç düşmüyor diyorsunuzdur. Eminim. Düşüyor tabii. Ama bir uçağın düşmesi için bir sürü şeyin peş peşe gelmesi gerekiyor. Mesela 3 hidrolik sisteminin aynı anda boşalması gibi. Geçenlerde Instagram sayfamda paylaştığım bir fotoğraf vardı. Ne olduğunu sormuştum. İşte onda oluşabilecek bir arıza uçağı düşürür. Ama merak etmeyin, onları da kontrol ediyoruz. Onun da kendi korumaları var. Ama o da uçuş kontrol yüzeylerinin konusu. Geçen videoda bir söz söylemiştim. Havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır diye. Bir olay olur, incelenir ve bunu düzenleyen bir sistem getirilir. Şu anda gerçekleşen kazaların çok büyük bir çoğunluğu insan faktörlerinden kaynaklanıyor. Fakat kaptanlar sürekli simülatörlerde oluşabilecek arızaları deneyimliyor ve sürekli bilgilerini tazeliyorlar. Ayrıca uçakta her sistemin en az 1, hayati sistemlerin 3, belki de daha fazla yedeği var. Detaylara da ileride gireriz. Gördüğünüz gibi konumuz çok ve daha yeni başlıyoruz. Kendinizi daha fazla bu deneyimden mahrum bırakmayın. Yeni videoları kaçırmamak ve haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer anlattığım konular ilginizi çekiyorsa ileride yapacağım duyuruları Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Veya sorularınız varsa doğrudan oradan yazabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Hepinize iyi uçuşlar.